Şimdi İyi Parti'nin etkili isimlerinden biriydi. Sizin de söylediğiniz gibi Yavuz Ağaroğlu'nun bir istifası gerçekleşti. Altılı masayla yakınlaşması ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik itirazı vardı. Aslında hem partisinin vardı en başında, aslında Meral Akşener'in de vardı bildiğimiz üzere. Ama bunu en yüksek sesle söyleyen isimlerden biriydi ki dün konuşmasında da gerçekten çarpıcı başlıklara yer verdi. Yavuz Ağaroğlu. Şimdi onlardan bahsedelim. Akşener'in adaylık tartışmaları öncesinde HDP ile ilgili ciddi eleştirileri vardı. Ancak masaya döndükten sonra bu eleştirileri artık unutmuş gibi görünüyor. Hatırlayacaksınız, HDP ile aynı masaya oturmam, HDP benim oturduğum masada söz sahibi olamaz. Bu sözleri hep Meral Akşener'den duymuştuk. Ama bugüne baktığımızda artık Meral Akşener'in neredeyse HDP ile ilgili hiç sesi çıkmıyor diyebiliriz. İyi Parti ve masanın diğer ortakları arasında HDP'ye direnç konusunda yaşanan tartışmalar önümüzdeki günlerde tıpkı Ağaroğlu gibi yeni istifalara ve çatışmalara bir meydan getirebilir mi? Bunları tekrar görecek miyiz? Bunu soralım size. Tabii ki masada kriz zaten. Krizin devam edeceğinin en önemli göstergelerinden birisi Yavuz Bey'in istifa etmesi oldu. Ve aslında istifayla birlikte söylemiş olduğu ifadeler de çok ağırdı. Mesela dedi ki bize pusu kuruldu. Peki evet. Ben şu soruyu soruyorum. Pusuyu kim kurdu? Pusuyu ben mi kurdum? Pusuyu Arzu Hanım mı kurdu? Pusuyu Cumhur İttifakı mı kurdu? Hayır. Pusuyu bizatihi Cumhuriyet Halk Partisi ve masadaki diğer siyasi partiler, o dört tane küçük partiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi kurdu. Burada problem şu. Aslında son 28 Şubat 2022'den itibaren, yani aslında 2018'den itibaren vardı bu da, bu ittifak. 28 Şubat 2022 tarihinden itibaren Meral Akşener yüksek bir ses ile yüksek volümlü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacak bir aday olduğunu ifade etti. Bu aynı zamanda şunu yarattı masada ve seçmen tabanında. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu karşıtlığı çok güçlendi. Onun için şu anda İyi Parti seçmenlerinin önemli bir kısmı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeyecek. Zaten bunu görüyoruz. Bu masaya bir boyutu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanabilecek bir aday olmamasıydı. Bu söylem o kadar güçlendi ki bir kısım İyi Parti seçmenini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan uzaklaştırdı. İkinci boyutu, HDP ile ve terörün işbirlikçileriyle biz bir arada olmayacağız. Biz noter değiliz dedi. Masa kumar masası değildir dedi. Evet. Ama düşünün, adayı HDP belirledi. HDP İstanbul seçimleri bunun bir diğer önemli göstergesi. Burada aslında çok ilginç bir süre. 72 saatlik o yaşanan kriz sürecinde biz hala şunu bilmiyor Türkiye'de seçmen. Açıkçası ben de bilmiyorum. 72 saat sürecinde Cuma'dan pazartesiye kadar ne oldu da Meral Akşener ikna edildi? Şunu kötü bir soru olarak, hatta pis bir soru olarak şunu soruyorum. Yoksa Yaşar Okya'nın bahsetmiş olduğu dosyalar mı, o tehdit dosyaları mı Meral Akşener'in önüne koyuldu? Çünkü Meral Akşener'in masadan kaldıran gerekçelerin hiçbirisi ortadan kalkmadı ki. HDP ile ilişki devam ediyor. Aleni bir şekilde destek vereceğini, HDP ile birlikte PKK, Kandil destek vereceğini açıkladı ve kendisini ülkücü, milliyetçi olarak tanımlayan, HDP'yi terörün paralelinde, PKK'nın paralelinde bir siyasi parti olarak gördüğünü ifade eden Meral Akşener herhangi bir değişik tavır almadı. Burada neden ikna oldu? Veya işte mutabakat metnine, 12 maddelik mutabakat metnine koymuş olan o son madde, 12. madde, Mansur Yavaş ile İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığa adaylığı da çok üstü kapalı bir şekilde örtüldü neredeyse. Yine yetki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakıldı. Onun için neden ikna olduğunu, neden ikna edildiğini bilmiyorum ben. Ancak günün sonunda gelinen aşama şu: masada kriz var. İyi Parti üzerinden kriz gittikçe derinleşmeye başladı. Bununla birlikte bu kriz neyi doğurdu? Meral Akşener'in ve İyi Parti'nin oy oranları gittikçe düşmeye başladı. Evet. Biz özellikle 2021 yılından itibaren Türkiye'de bir anda hayat pahalılığı oldukça yükselmeye başladı ve Meral Akşener'in, İyi Parti'nin oy oranı yükselmeye başladı. Oy oranının yükselişiyle beraber aslında çok karşılıklı Meral Akşener
yoğun olarak oy aldığı İç Anadolu'yu İç Anadolu'daki illeri ziyaret etmeye başladı. Niğde'ye gitti, Kayseri'ye gitti, farklı yerlerde ve bu %11'lerden %15-16'lara, hatta İyi Parti'nin kendi ifadesiyle %20'lere, o İyi Parti'yi ana muhalefet partisi seviyesine yükselten bir oy oranına uğraştığını ifade etti. Ama günün sonunda bunun doğruluğunu yanlışlığını tartışmıyorum ama gerçek olan şuydu, kesin olan şuydu. İyi Parti'nin oy oranı yükselmeye başlamıştı. Fakat 72 saatlik krizden sonra ve aynı şekilde Yavuz Bey'in istifasıyla yaşanan krizle birlikte biz İyi Parti'nin oy oranının ciddi anlamda düşmeye başladığını gördük. Eğer süreç devam ederse günü kaybedeni İyi Parti olacak ve Meral Akşener olacak. Onun için bunun aslında önemli göstergelerinden birisi de kaybedeceğinin temel göstergelerinden birisi. 2018 seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Meral Akşener'in partisinden seçmeninin önemli bir kısmı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına destek verdi. Eğer Cumhuriyet Halk Partili bir aday Cumhurbaşkanı adayı olduğu anda Meral Akşener mevzi kaybetmeye başlıyor. Seçmen kaybediyor. Bu da çok ciddi bir problem. Bir partinin mesele sadece şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak değil ki. Aynı zamanda parlamentoda da bir üstünlüğünüzün olması gerekiyor. Parlamento seçiminde ağırlığınızı kaybettiğiniz anda Türk siyasetinde var olma ihtimaliniz, imkanınız azalıyor. Aslında Türkiye çok ilginç bir süreç yaşıyor. Bir de şunu eklemeliyim İyi Parti ve Meral Akşener bağlamında. Meral Akşener siyasette hedeflediği boşluğu dolduramadı. İyi Parti boşluğu dolduramadı. Çünkü merkez sağda bir boşluk olduğunu, merkez bir parti olduğu, sağ muhafazakar milliyetçi ülkücü seçmenden oy alacağını, burada bir boşluk olduğunu ve buradan oy alacağını söyledi. Fakat kurulduğu andan itibaren bu boşluğu dolduramadı ve ciddi bir kimlik bağlamında da, seçmen bağlamında da bir savrulma yaşadı. Şu anda muğlak bir siyasi kimliğe sahip. Bu da bunun bir önemli çıktısı, muğlak kimliğin önemli çıktısı özellikle milliyetçi, ülkücü kimliğiyle ön plana çıkmış politik aktörler, milletvekilleri partiden tasfiye edildi. Yavuz evet. Bey'in tasfiyesini yaşadık. Evet. Koray Aydın pasifize edildi. Cihan Paçacı pasifize edildi. Özcan Yeniçeri pasifize edildi. Birçok milliyetçi, ülkücü isim tasfiye edildi. Tüm bu süreç özellikle Millet İttifakı içinde varlığı artık gittikçe gayrimeşru ilan edilen İyi Parti'nin ve Meral Akşener'in oy kaybedeceğini ve günün sonunda kaybeden olacağını gösteriyor bize aslında. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.